Efendim iyi günler. Önce İş Bankası'nı, Türkiye İş Bankası'nı kutlamak isterim. Cumhuriyet'in 100. yılını Türkiye İş Bankası'nın Cumhuriyet'in bankası olduğunu bilerek, bunun bilincini taşıyarak böyle niteliği yüksek, kapsamı geniş ve devam edecek olduğuna inandığım bir şekilde kutladıkları için bu kadar güzel bir mekanda, bu kadar seçkin bir dinleyiciyle kutladıkları için önce Türkiye İş Bankası'na Genel Müdürüm ve Adnan Bey'in kişiliklerini de kutlamak isterim. Küçük bir düzeltme yapabilirim izin verirseniz. Araştırmacı yazar diye bana iltifat etmiş arkadaşlar ama bu büyük bir iştir. Bu beni aşıyor. Ben Mülkiye'nin 60 yıllık hocasıyım. Orada kapatabiliriz. Yani bir manada okur yazar sayılabilirim ama araştırmacı yazarlık başka bir iş. Büyük bir iş. Efendim şöyle bir konuşma yapalım diye düşündüm. Önce madem finans dünyasındayız, finans dünyasından davet edildik. 20. yüzyıla önce finans penceresinden bakalım. Önce finans penceresinden bakalım. Çünkü Cumhuriyet'in arka planında 20. yüzyılında kapitalizmin seyri var. Hangi evrelerle geçmiş ki uzatmadan hangi evrelerle geçmiş ki biz o evrelerde hangi konumdayız? Hangi konumdayız? Arka planda kapitalizm var. Üç evre diye düşündüm. 20. yüzyıl 1919'da başladı. Versay'da başladı. Almanya'ya öteki büyük kapitalizmler borçlu olduğunu, ağır borç altında olduğunu tebliğ ettikleri zaman başladı. 45'e kadar sürdü. Büyük İkinci Dünya Savaşı da dahil olmak üzere 45'e kadar sürdü. Bu dönemin özelliği, yine finans penceresinden düşünelim, dönemin özelliği güvencesiz bir dönem olması ve riskleri taşıyan bir dönem olmasıydı. Savaş dahil böyle bir dönemdi. İkinci dönem, biraz sonra fotoğraflarla da açıklamaya çalışacağım. Daha sonra 49-50, güvenceli dönem. Buna iktisatçılar ve finansçılar Bretton Woods dönemi derler. Sıfır risk taşıyordu. Ne demek sıfır risk? Yani döviz kuru riski yok, onun yapışık kardeşi olan faiz riski yok. Niçin? Çünkü Amerika'nın güvencesinde, yani dünyanın parasının sahibi benim diyen ülkenin güvencesinde. O halde şöyle güvence veriyor, diyor ki benim param altın kadar değerlidir, paramı getirene ne kadar altınsa veririm. Roosevelt'in koyduğu ölçülerle, yani bir ons altın 35 dolar üzerinden dolar getirene veririm, merak etmeyin bunun güvencesindesiniz diyor. Risk yok. Biz birinci dönemde kurulduk. Cumhuriyet 1945-49 döneminde kuruldu. İkinci dönemde 49-70 küsur döneminde durumu idare ettik. Durumu idare ettik. Yani o dönemin güvencesi altında durumu idare ettik. Üçüncü dönem sizlerin gayet iyi bildiğiniz ve henüz devam etmekte olduğuna finans penceresinden bakarak inanabiliriz. Güvencesiz ve riskli dönem. Standart yok. Çünkü Amerika, Nixon 1971'in Ağustos'unda konuştuğu zaman dünyaya hitaben, ey dünyalılar kusura bakmayın artık dolar getirene altın vermiyoruz dediği zaman, çünkü dolar artık tek başına dünya parasının standardıdır, vermiyoruz dediği zaman, işte o zaman
güvenlik ağını ülkelerin altından çekiyor. Cambazlar atlarlar ya, güvenlik ağı vardır atlarında. Onu çekiyor, diyor ki artık güvenlik ağı olmadan kapitalizmde cambazlık yapacaksınız. O halde yine güvencesiz ve riskli bir dönem. Benden çok daha iyi bildiğiniz gibi bu dönemin özelliği ne kadar risk o kadar kazanç getirebilmesidir. Yani 30-45 döneminden farklı yepyeni bir dönemdeyiz. Risk ne kadar çok, ne kadar yüklenebilirsen o kadar kazanabilirsin dönemi. İyi cambazlık istiyor. Biz bu dönemde bocalıyoruz. Birinci dönem 1945 demiştim. O güne kadar görülmedik bir şeyle başlıyor. Alman enflasyonu. Enflasyon yoktu o güne kadar, bilinmezdi. Ama olağanüstü, efsanevi enflasyonla başlıyor. Bunu biliyoruz. Sonra büyük çöküşe geliyoruz. 1929-30. Diyor ki, üç mesleğim var. Üç dil konuşurum. Üç yıl savaştım. Üç çocuğum var. Üç aydır iş arıyorum. Bir tek iş istiyorum, diyor. Ve gazap üzümleri bunun kırsalda yansıması, onu da biliyoruz. Böyle bir dönem, güvencesiz, kapitalizmin bütün büyük devletlerinin aralarında uyumun olmadığı bir dönem. Ve onun sonunda, savaştan sonra, uzatmayalım, sonunda yeni bir döneme geçmek için son adımda diğer paralar dolara göre devalüe oldular. Dolara ayarlandılar. Dolar da zaten altına ayarlanmıştı. Bu dönem, yani güvenceli ve risksiz, kapitalizmin güvenceli ve risksiz bir dönem sunduğu dünyaya zaman, 1958'e kadar konvertibilite yoktu. Savaştan hiçbir para birimine sahip olmaksızın çıkan Almanya ve diğer ülkeler, yani savaşı ekonomik olarak zaten kaybetmiş olan ülkeler, 1958'de, demek ki 45-46'da böyle çıkmışlar, 58'de konvertibiliteye eriştiler. 58'de bu başladı. Bu başlayınca istikrarsızlık da başladı. Bunlara girmeyelim. Ama dönemin özelliği burada Alman markının ve daha sonra da Japon yeninin dolara karşı değer kazanmaya başladığı, dolayısıyla bir noktada Nixon'u konuşmaya davet ettiği dönem oluyor. Nixon konuşmaya başladıktan sonra işte döviz kurları ve kurlarla birlikte faiz dalgalanmaya başlıyor. Güvenlik ağı çekilmiş, dalgalanma başlamış. Güvencesiz ve riskli dönem başlamış vaziyette. Bu dönemin özelliği, yine İş Bankası ve finans arkadaşlarımız gayet iyi bilir ki, sermayenin serbest kalarak dünyayı dolaşmasıdır. Sermayenin dünyayı dolaşmasına sizler küreselleşme diyorsunuz, değil mi? Yani basılmadık yer bırakmıyor, bastığı yerleri kendi tapusuna kaydediyor. Ve tsunami gibi gidiyor. Tsunami gibi gidiyor. Ve bu dönemin sonunda 2008'e gelirken şöyle geliyoruz. Faizleri düşürürsek varlıkların nominal değerini yükseltiriz. Yani servet sahiplerini teşvik ederiz. Faiz ne kadar düşük olursa varlık enflasyonu o kadar yüksek olur. Bu faiz enflasyon, Türkiye'deki son yıllardaki düşük faiz enflasyon doktrininin tersten kanıtlanmış şeyidir. Tersten. Yani faiz ne kadar düşerse varlık enflasyonu o kadar yüksek olur. O kadar çok servet sahibi yaratırız. Herkes değil tabii, bazıları. Şimdi kendimize bakalım. Cumhuriyet bir büyük iddia olarak kuruldu. Bir büyük iddia. Çünkü köylüler ülkesinde kuruldu. Osmanlı'dan sonra kuruldu. Osmanlı 18. yüzyılın aydınlanmasını algılamamıştı. 19. yüzyılın büyük dönüşümünü algılamamıştı. Zaten bu yüzden sona erdi.
savaş kaybettiği için değil, dünyayı algılamadığı için kaybetti. O yüzden bitti. Dolayısıyla büyük iddia, o da 1919'da başlıyor. Kapitalizm 19'da aynı aylarda aşağı yukarı Versay'da başlamıştı. Bizimki Samsun'da başlıyor, bildiğimiz gibi. Köylüler ülkesindeyiz. Basit tarım yapıyor. Basit tarım. Yani adam karısı bazlama yapıyor. Keçileri sağıyor. Hatta toprağa sürüyor. Basit tarım. Kendilerine yetecek kadar piyasa için tarım yapacak nitelikte ve büyüklükte değil. O nedenle köylü milletin efendisidir dediği zaman köylüyü çiftçi yapacağız demiş oluyor. Yani bilgiyle tarım yaparak üretecek insan yapacağız demiş oluyor. Ama burada kırsalda basit tarım ülkesindeyiz. Bu ne demek? Bu rejimde köylü çoğunlukla ağanın toprağında çalışan ortakçı, yarıcı, maraba, topraksız köylü filandır. Toprak işçisidir. Yani kendisi için değil, bir başka toprak mülkiyeti için üretimi yapan, dolayısıyla verimi de o kadar da kalan adamdır. Demek ki tarımda bir ajan yoktur. Tarımda ajan yoktur. İşte böyle bir köylüler ülkesinde kuruluyoruz. Basit tarım yapar ve lokomotif, ekonominin lokomotifi bu tarımdır. Gayri safi yurt içi hasılanın %50'sinden fazlasını tarım üretir. Ne üretir? Basit şeyler üretir bildiğiniz gibi. Çok basit şeyler üretir. Ama ekonomiyi o çeker götürür. O kadar çeker götürür ki 1931 ile 47 arasında bu lokomotifin getirdiği rezervler Cumhuriyet'in rezervleridir. Finansçıların çok iyi bildiği gibi rezervi kim üretir? Rezervi finans dünyası üretmez, aracılık yapar. Bankalar rezerv üretmezler, hazine de rezerv üretmez. Üretim dünyası rezervi üretir. Üretim dünyası rezervi üretir. Rezervin yönetimi o finansa ait bir şeydir. Başta Merkez Bankası olmak üzere. Dolayısıyla burada rezervi üreten lokomotif basit tarımdır. 1950'lerin ortalarına kadar, bildiğiniz gibi 1950'lerin ortalarına kadar tarım gayri safi yurt içi hasılanın %50'sini üretti. Basit tarım ve bu mülkiyet üzerinde %50'sini o üretti, ekonomiyi o çekti götürdü. Ama büyük iddia esas olarak bu tabloyu, Osmanlı'dan alınan bu tabloyu değiştirmektir. Nedir o tablo? Biraz sonra gelelim. O tabloyu değiştirmek için üretim dünyasında demir yolu yaptı. Yılda ortalama 200 kilometre demir yolu yaptı, kazma kürekle. Yılda ortalama 200 kilometre demir yolu yaptı. 3500 kilometre demir yolunu devraldı, yabancı şirketlerin Osmanlı'ya yaptığını. Kendisi 3500 kilometre yol yaptı, kazma kürekle. Sanayi yaptı. Türkiye, bırakalım ikinci sanayi devrimini, ürünlerini, birinci sanayi devriminin ürünlerini de daha yapmamıştı. İnsanların ayağında ayakkabı yoktu bildiğiniz gibi. Çaputlarla geziyorlardı. Sırtında elbise yoktu. Kırsalın insanlarıydı çünkü. Dolayısıyla sanayi yaptı. Yani sanayi programı yaptı. Bunların ayrıntılarına girmiyorum. Zaten dinleyenler bunları bilirler. Buradaki konuşmacı arkadaşlarımız da zaten anlatmışlardır ve anlatırlar. Sanayi programları yaptı. Program, plan fikrine getirerek yaptı. Çünkü sanayi programsız, plansız olmaz. Planı yaratan şey sanayidir. Plan sanayi yaratmaz. Aslında sanayi planı yaratır. Çünkü sanayi aklı, plan aklıdır. O nedenle
1930'larda ilk sanayi programlarını yaptı. Türkler tarihlerinde ilk kez yatırım yapmayı öğrendiler. 1934'te Kayseri Fabrikası'nın temeli Başvekil İsmet Paşa tarafından atıldığı zaman. İlk kez. Ve ondan sonra yaptılar. Dokumayı yaptılar. Sonra Karabük'te demir çeliği de yaptılar. 2 yılda çelik akıtıldı. Demek ki yaparak öğrendiler. Ve öğrenerek yaptılar. Öğrenerek kurdular ve yaptılar. İkisi iç içe. Öğrenmekle kurmak ikisi iç içe. Denk bütçe yaptılar. Çünkü Osmanlı, benden iyi bildiğiniz gibi, açık bütçelerle gitmişti. Bütçe zaten kendisinin değildi. Diyonu umumi idare ediyordu. Kendine ait bütçe iradesi yoktu. Dolayısıyla denk bütçe yaptılar. Ve paraya sahip oldular. Para. Osmanlı'nın parası yoktu. Para onun değildi. Cumhuriyet'in de Lozan'da İskender Kılıcı gibi 158 milyon liralık emisyonu aldı. O emisyonu olduğu gibi korudu. Üstüne oturdu. Aman para basmayayım enflasyon olmasın diye oturdu. 1930'da Merkez Bankası'nı kurdu. Bir ülkenin bağımsızlığının simgesi parasıdır. Geçerli simgesi parasıdır. Geçerli olmak kaydıyla bağımsızlığın simgesidir. Merkez Bankası'nı kurdu. 1931'den itibaren Merkez Bankası merkez bankacılığı yapmaya başladı. Merkez bankacılığı bilen var mıydı? Yoktu. Yaparak öğrendiler. Yaparak öğrendiler. Çok değerli insanlardı. Yaparak öğrendiler ve rezerv yönetimini yaptılar. Rezervleri tarım getirdi, basit tarım getirdi, onlar yönettiler. Ve bunu o şekilde yaptılar ki, o zamanki anlayışa göre iktisat politikası ortodoks anlayış üzerine oturuyordu. Ne kadar altın, o kadar para. Ne kadar altın, o kadar para. Fazla açmayacaksın. Dolayısıyla Merkez Bankası'nı kurarken bunu sağladılar, ayrıntılara girmeyelim. Ve sanayi programlarının getirdiği büyüme itişiyle tarımda yeni yeni toprakların açılmasıyla artan üretimi ikisini birleştirirler. O zamanlar iktisat literatüründe henüz büyüme sözcüğü yoktu ama büyüme yaptılar. Demek ki istikrarla büyümeyi iç içe yaptılar. İşte 30'lar demek ki böyle bir tablo bize getirdi. Köylüler ülkesinde rezerv yönetimi yaptılar. Her şeyi sıfırdan öğrenerek yaptılar. Dram burada başlıyor. Köylü efendimizdir, yani çiftçi yapacağız. Sizin karşısında bir duvar vardı. O duvar 1940'larda ortaya çıktı. 30'larda kendini belli etti, 40'larda ortaya çıktı. O Bizans ve Osmanlı toprak mülkiyetinden gelen, hala o mülkiyet üzerinde oturan büyük topraklılarla tüccarın birlikte ördükleri bir duvardı. Cumhuriyet bu duvara çarptı. Bu duvarı yıkmayı göze almıştı. Çünkü bu duvarı yıkmadan, yani tarımda tarımın ajanını ve en önemlisi köylüyü alıp onu cumhuriyetin insanı yapmayı göze almıştı. Onun için uğraştı ama bu duvara çarptı. Çünkü dediler ki vermeyiz. Neyi vermeyiz? Köyü, toprağı ve köylüyü vermeyiz dediler. Yani cumhuriyete insan vermeyiz dediler. Köyün insanını
Cumhuriyetin insanı olsun diye vermeyiz dediler. Bu gerçeği görmezsek, bilmezsek, bunun neden olduğunu aklımızla irdelemezsek bugünkü sorunları da çözemeyiz. İnsanı vermeyiz ilk defa o zaman söylendi. Cumhuriyetin dramı da demek ki 1940'ların ilk yarısında, yani olağanüstü İkinci Dünya Savaşı koşullarında göze alınan bu muharebede yatıyor. Bu bir muharebeydi. Köyün insanını aydınlatmak ve onu çiftçi yapmak üzere ona toprak vermek, yani onu tarımın ajanı yapmak için iki hamlenin birleştirilmesinden, köy enstitüleriyle çiftçiyi topraklandırma ve bağımsız çiftçi ocakları kurma tasarısının, hamlesinin birleştirilmesindendi. Olmadı, duvara çarptı. İnsanı vermeyiz. Vermediler. Ve dolayısıyla köylü efendimiz olamadı. Ortakçı yarıcı maraba olarak kaldı ve iki seçeneği vardı. Ya öyle kalacak yahut da kentlere göçüp ucuz işçi olacak. Bir kısmı kaldı, bir kısmı o tarihten başlayarak kentlere göçerek ucuz işçi oldu. Ve o ucuz işçilik oradan başlayarak bildiğimiz gibi günümüze kadar geldi. Dolayısıyla lokomotif takatsiz kalınca, yani bir yere kadar, bu tarımla bir yere kadar gidersiniz ve gidebileceğiniz yer 1945'ten sonra yeniden kalan topraklar ekilmeye başlandı, traktör ithal edilmeye başlandı, traktör ithaliyle rezervler azalmaya başladı ve tarım, yani böyle bir şeyi rayda baştan itersiniz, gitgide hızı azalarak gider. Tarım da öyle hızı azalarak gitti. 1953-54'ten sonra tarım istatistiklerine bakarsanız, tarımın yıllık artış hızının ortalama 3, daha doğrusu 2'den yukarı çıkmadığını görürsünüz. Bir sektör ki sadece %2 ile gidebiliyor. Birinci vites yani. O kadar. Daha fazla gidemiyor. Neden? İşte o mülkiyetle o kadar tarım yapılabiliyor. Demek ki lokomotif takatsiz kalınca ekonomide açıklar başladı. Yani ciddi açıklar o zaman başladı. Peki ne yapalım? Öderiz. Demek ki aşağı yukarı 70 yıldır açıkları ödüyoruz. Ziyan yok yani. Kalan sahalar bizimdir, öderiz. Ve ödemeye devam ediyoruz bildiğiniz gibi. Böyle tablo bu olarak çıktı karşımıza. Peki yeni lokomotif lazım değil mi? Esas 20. yüzyıla girmek istiyorsak. Çünkü büyük iddia, bu köylüler ülkesinde büyük iddia, 20. yüzyılın devletini ve toplumunu kurma iddiası. İkisi bir arada. Basit köylülerden, 13-14 milyonluk köylüler ülkesinden, daha önce aydınlanmayla hiç tanışmamış, daha önce sanayiyle hiç tanışmamış, daha önce bir beceri sistemiyle tanışmamış bir nüfustan 20. yüzyılın toplumunu yapmak istiyoruz. Büyük iddia burada. Ve onun için insanı istiyoruz. İnsanı onun için istiyoruz öncelikle. Bu insan olmadıkça, 20. yüzyılın insanı olmadıkça, 20. yüzyılın devletini ve toplumunu kurmak çok çetin bir iş oluyor. Ve çetin bir iş olarak devam etti. O halde tarımın temposunun birinci vitese düştüğü yıllık ortalama %2'lik büyüme, 70 yıl. O zaman rezervleri getirme görevi nerede olacak? Tabii ki sanayide olacak. Tarihin gösterdiği gibi rezervleri sanayi getirecek. Sanayi getirecek. Getirdi mi? Soru burada. Yani aradan geçen 70 yılda
Hadi 70 yılın büyük kısmını, yani bir kısmını bırakalım. Nereye kadar? 80'e kadar bırakalım. Çünkü o dönem güvenceli ve risksiz bir dönemdi. Ve bizim 5 yıllık planları yaparak, aramızda sanayici varsa kusura bakmasın, planlamanın sanayicilere sanayinin önemini anlatmaya çalıştığı dönemdi. Biraz basitleştirerek böyle söyleyebiliriz. O nedenle sanayinin payı gayri safi yurt içi hasıla içinde %20'ye kadar çıktı o dönemde. Ama tarım hala %40'larda. Dolayısıyla sanayiden başkası olamaz. Ve eğer sanayi lokomotifi çekmiyorsa o zaman rezervde olmaz, rezervimizde olmaz. Bakalım, dünya gayri safi yurt içi hasılası ve imalat sanayi katma değeri içinde Türkiye'nin payına bakalım. Son 20 küsur yıla bakalım. Biraz bir sonraki yansıda daha öncesi de var. Dünya imalat sanayi, yani lokomotif için, dünya imalat sanayi katma değeri içinde Türkiye'nin payı %1. %1, sadece %1. Biraz altı, biraz üstü. Ama %1. %1. Çin %25. Gayri safi yurt içi hasıla da artık basit tarımdan ileri geçmiş bir ülkede tabii ki o da sanayi izleyecek. İşte o da bu kadar. %1'in altında. Yani dünya hasılası içinde Türkiye'nin payı da %1 veya %1'in altında. Bu tabloyu imalat sanayi üzerine kanaatimce en seçkin, en dolgun, en güvenilir araştırmacı saydığım Oktay Küçük Kiremitçi'nin sanayi üzerine yaptığı kapsamlı tablolardan aldım. Bu da başka bir arkadaşımızın, yine çok değerli, Planlamada ve Merkez Bankası'nda çalışmış, önemli bir araştırmacı arkadaşımız Zafer Yükseler. O da aynı sonucu veriyor. Pay %20'nin altında ve Türkiye'nin dünya imalat sanayisindeki payı %1. %1. Niye böyle dersek, yine bu konunun derinliğine girmeksizin bir teknoloji fotoğrafı çekelim. Teknoloji fotoğrafında görünen şu, 1970'ten başlamak üzere yüksek teknolojili ürünler sanayinin yapısı içinde 1970'te, yani planlamada iddialı olmaya niyetlendiğimiz, başladığımız dönemde %10'muş, sonra %10'un altına iniyor. Ve aynı şeyi yine Oktay Küçük Kiremitçi'nin bir önceki tablo, bu UNIDO'nun tablosuydu, Birleşmiş Milletler Sanayi Örgütü'nün. Yine Küçük Kiremitçi'nin tablolarından orta ve yüksek teknolojili ürün payı ne kadar? Kırmızı çizgi Türkiye'ninki ve ihracatta, buna üretimde gözüyle de bakabilirsiniz, ihracatta yüksek teknolojili ürün payı ne kadar? Türkiye 2007'den, yani %2'den 3.2'ye gelmiş. Toplam ihracatımız içinde yüksek teknolojili ürün payı %2. Mesele burada. Çin %31, Kore %35. O halde lokomotif çekmezse rezerv olmuyor. Ve o işte İş Bankası'nın üzerine biliyor. Önce Merkez Bankası'nın üzerine biliyor rezerv yönetimi. Sonra oradan geliyor İş Bankası'nın üzerine biliyor. Diğer bankalarımızın üzerine biliyor. Alın bu rezervleri yönetin. Nasıl yönetelim? Swap yapın filan canım. İşte bunlarla yönetin oluyor. Ama bu rezerv değil bildiğimiz gibi. Buna girmeyelim. Demek ki buradan alacağımız ders, lokomotif çekmezse olmuyor.
Şimdi başka bir noktaya geliyoruz. Ama asıl önemli nokta bu bence. Çünkü 1980'den sonranın güvencesiz ve riskli dünyasında yaşamayı, o dünyada jonglörlük yapmayı en başta finans kesimimiz öğrendi, mecburen, değil mi? En başta finans kesimi öğrendi, öğrenmek zorundaydı. Dolayısıyla finans kesimi bunun cambazlığını yapmaya çalışıyor, mecburen. Yük onun üzerine girip yığıldığı için. Ama asıl noktayı finans kesiminin bu zor, çetin cambazlık uğraşından asıl noktayı gözden kaçırmayalım. Asıl nokta şu, 1933'te ne demişti? Ne demişti? Şunu dedi, söze nasıl başladı? Yurttaşlarım diye başladı. Yurttaşlarım. İlk defa, Türk toplumuna ilk defa yurttaşlarım diye hitap ediliyor. Bir nitelikle hitap ediliyor. Nitelikle yurttaşlarım. Ve diyor ki, sizler tarihi yapan, 1789'da tarihi yapan, çağımızın tarihini yapan Fransızlar kadar yüksek bir mertebedesiniz. Sizler Cumhuriyet devrimini yaptınız diyor. Yani şunu söylüyor sözünün yurttaşlarım dediği zaman bu sözün içinde bir özet var. Milli mücadeleyi yaptınız. Moral haklılığa dayanarak yapılan, yani emperyalizme karşı moral haklılığımızın gücüne dayanarak yapılan milli mücadeleyi yaptınız. Sonra moral haklılığa dayanarak, milli mücadelenin moral haklılığına dayanarak 8 ay süren milli mücadelenin en uzun meydan muharebesi olan Lozan'ı yaptınız. Ve Lozan'la orada söylemeden ama anlayanların anlayacağı şekilde 20. yüzyılın devletini ve toplumunu kurmaya hak kazandınız. Lozan'la bunu hak kazandınız, masanın öbür tarafındakilere de kabul ettirdiniz. Ve sonra onunla gelip Cumhuriyet devrimini ilan ettiniz. Onun için sizler 1789'un Fransızları mertebesindesiniz diyor yurttaşlarım dediği zaman. İşin şeyi bulmak istersek böyle başlıyor. Söze böyle başlıyor. Ve nasıl bitiriyor? Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkacağız diyor. Muasır medeniyet seviyesinin, yani 20. yüzyılın. Muasır medeniyet seviyesi 20. yüzyıl demek. Onun devletini ve toplumunu kurarak bunun üzerine çıkacağız diyor. Ve bununla da şunu söylüyor. Biz para idaresini zaten yapıyoruz. Rezerv tutuyoruz, yani biliyoruz bunu. Ama muasır medeniyet seviyesini rezerv tutuyoruz diye bununla tanımlayamayız. Bu çok yetersiz kalır. Biz insanla, muasır medeniyet seviyesi demek, insan demek. İnsan seviyesi demek. Onun için biz bunu, muasır medeniyet seviyesini ancak insan ile tanımlayabiliriz. İnsan üzerinden. Yani nitelikle, sayıyla değil, nitelikle tanımlayabiliriz diyor. Rezervi zaten yapıyoruz diyor. O halde ders, insan olmaksızın, insansız, insanı göz ardı ederek muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkılamaz. Aramızda siyasetçiler olabilir, kusura bakmasınlar. Her siyasetçi için söylemiyorum ama bir süredir siyasette parlak konuşmak için arada cümlelerin arasına muasır medeniyet seviyesine çıkacağız gibi sözler duyuyorsunuzdur. Hepimiz duyuyoruz. Siyasetçiler bunu daha çok duyuyorlar, bunu söylemeyenler. Ama bu başka bir şey. Yani 1933'te söylenen başka bir şey.
Başka bir şey. Bu insansız olmaz diyor. İşte bundan 10 yıl sonra insanı vermeyiz dediler. 1933'ten 10 yıl sonra o Bizans, Osmanlı şeyinden gelen, bileşiminden gelen duvar insanı vermeyiz dedi. Demek ki Cumhuriyet'in dramı burada yatıyor. O halde buradaki meselemiz bu. İnsan yoksa, insanı cumhuriyete alamamışsan 20. yüzyılda mısın? Bu tartışmalı bir konu oluyor. Ve şunu buluyoruz. Açıkları öderiz dedik. Biz iktisatçılar açıklardan bahsetmeyi çok severiz. Yani onunla meşgulüz. Esas olarak gerçekten kimseler duymasın. Aramızda kalsın. Açıklarla oynamak işte cari açık şu kadar olacak, bu kadardan bu kadara indireceğiz falan. Bunları konuşmak ve bununla yetinmek çok keyifli bir şeydir ama aramızda kalsın. Meslek sırrı olarak size söyleyeyim. Bütçe açığı da öyledir. Yani bütçe açığı üzerine konuşmak da şeydir. O da keyif verici bir şeydir meslekte. Mesleğin özelliklerindendir. Ama buraya kadar, eğer buraya 1933'ün konuşmasından geliyorsak ve rezerv meselesiyle, rezervün lokomotifleri nelerdir üzerine düşünerek geliyorsak, yani hem rezervin lokomotifleri nedir, nelerdir, hem de insan meselesi nedir, bununla geliyorsak, o zaman şunu görmek, şunu gözden kaçırmak mümkün olmuyor. Türkiye'nin en önemli açığı döviz açığı değildir. En önemli açık insan açığıdır. En önemli açık, gerçek açık. Çünkü bizim tek gerçek kaynağımız insandır. Tek gerçek kaynağımız insandır. Daha yüzyıllar öncesinden gelen teknik bilgi birikimimiz veya aydınlanmadan gelen ufkumuz olmadığı için ancak bunu birlikte inşa ederek, gerçek insanı, yani gerçek kaynağımızın gerçek değerini ancak o zaman yaratabiliriz. O nedenle en önemli açık, Türkiye'nin en ciddi açığı insan açığıdır. Diğer açıkları ödeyebiliriz. Efendim finansmanı problem değil, cari açık mı? Finansmanı mümkündür. Bütçe açığı mı? Bir şekilde mümkündür. Ama insan açığı ödenemez. Bunun ödemesi yok. Yaşadığımız yıllar, yani uzun süredir yaşadığımız yıllar, insan açığının ödenemez bir açık olduğunu gösteriyor. Yani bizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak olan kaynaktaki açığın en ciddi açık olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla lokomotif ve insan, rezervleri getirecek olan lokomotif ve insan aslında bileşiktir. Aynı bütünün parçalarıdır. İnsan olmadan lokomotifi çalıştıramayız. Cumhuriyet bunu gördü ve söyledi. Bunu köylüler ülkesinde gördü ve söyledi. Neden böyle? Hasan Ali Yücel 1942'de, demek ki 81 yıl önce demişti ki, ne kadar saygıdeğer bir adam değil mi? Hasan Ali Yücel. Demişti ki 1956'da okuma yazma meselesi dahil ilk ve orta öğretim meselesi bitecek Türkiye için. Bunu halletmiş olacağız. Yani ucuz işçi olmayacak ve kırsalın insanı, köylü artık ortakçı, yarıcı, maraba olmayıp gerçekten çiftçi olacak. İkisi birlikte olacak demişti. Ama şikayet etmeyelim. Çünkü tarihten şikayet etmek dedikoduya girer. Yani bilimsel bir
şekilde onu konuşamayız. Tabloları izlemek zorundayız. 1970'te şu görünüyor. 15 milyon toplam iktisaden faal nüfus. Yani o tarihte Devlet İstatistik Enstitüsü'nün 12 yaş ve üzeri dediği. Toplam 15 milyon kişiden 13 milyonu ya okuma yazma bilmiyor, 6 milyon. Bir öğrenim kurumundan mezun değil, yani ilkokul mezunu bile değil. O da 2 milyona yakın. Ve ilkokul mezunları toplamı 13 milyon 900 bin. 14 milyon aşağı yukarı. 1975'te 16 milyon toplam iş gücü, 14 milyon 700 bine bu bloka giriyor. Ya ilkokul bitirmemiş, okuma yazması yok ya da en fazla ilkokul mezunu. Daha ileri yıllara gelirsek, Zafer Yükseler ve Ercan Türkkan'ın TÜSİAD'a yaptıkları bir çalışmadır. Oradan alınma, kayıtlı istihdam ve kayıtsız istihdam. Kayıtsız istihdamı benden daha iyi biliyorsunuz. Yani İş Bankası'nda bunun daha sağlam verileri var, merdiven altının filan. Kayıt dışı istihdam zaten iş açıcı bir tablo değil. Ama kayıtlı istihdam, 2000'li yılların yani 20 yıl öncesinde kayıtlı istihdamı görüyorsunuz. İlk öğretim yarıdan fazla, okul bitirmemiş ve ona eklediğimiz zaman %55 oluyor. Gidelim. Bu 2009'da benzer bir tablo. Ayrıntıya girmeyelim. Devamı var. Ve bunlarla, bu nüfusumuzla, insan dedi ya 1933'te, bu nüfusumuzla 21. yüzyıla geliyoruz. Türkiye takvim olarak 21. yüzyıla girdi. Ama zihin olarak giremedi. Bu saptamayı yapmak zorundayız. Eğer insana bakıyorsak, rezerv yönetimine bakıyorsak, yani bankacılarımız maşallah bütün üstün becerileri gösteriyorlar durumu düzeltmek için. Ona diyeceğim hiçbir şey yok. Ama insan meselesi bir yeni yüzyıla ancak insanla girilebilir demişse 1933'te, biz 21. yüzyıla zihin olarak giremedik. Henüz giremedik ve esas mesele de budur. Esas mesele de 21. yüzyılın insanını oluşturabilmemiz meselesidir. Bu bir dramdır. Ama dramları saklamamak lazım ki yolu bulalım. Şu tablo, OECD'nin tablosu, bu söylediğimi tablo olarak gösteriyor. En altta Türkiye'yi görüyorsunuz. İngilizcesi yani yetişkin nüfusun okur yazarlık okuduğunu anlama, okuduğunu anlayıp ifade etme, sorgulamadan sonuç çıkarma, sebep sonuç ilişkisi çıkarma kapasitesi, literacy proficiency denen şey. Yetişkin nüfusun kapasitesi. Bu kapasitede en alttayız. Ve büyük farkla en alttayız. Bu OECD üyelerinin üyesi olan ülkelerin bir tablosu. OECD bunları yapar. Bildiğiniz gibi okul çocukları arasında filan yapar. Fakat bu biraz daha canımızı sıkacak olan, daha doğrusu yüzleşmemiz gereken tablo. İnsan. İnsan tablosu. Peki o zaman, bu bir dram tabii. Bu bir dram. 20. yüzyılın sonuna kadar geldik. Cumhuriyetin itişiyle, Cumhuriyetin verdiği ufukla, Cumhuriyetin daha önceki geçmiş en az 200 yılın handikapını, boşluğunu kapatmak için çabalamasıyla duvarlara rağmen 20. yüzyılın sonuna kadar geldik. Ama 21. yüzyıl, takvim 21. yüzyıl dediği zaman
meselenin insan meselesi olduğunu aradan geçen 23 yılda artık kavramamız lazım. Dram kavrayamazsak, kavrayabilirsek o zaman yolu bulacağız, yolumuzu bulacağız. 21. yüzyılın yolunu bulacağız. O bir bakıma 1933'ü bulabilme demek olacak. 1933'ü bulabilmek demek olacak. Şöyle bitirmeme izin verin. Türkiye İş Bankası'ndayız. Türkiye İş Bankası Cumhuriyet devriminin ertesi yıl göz nuru olarak kuruldu. 99 yıl. Gelecek yıl, bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyorsunuz. Gelecek yıl siz 100. yılınızı kutlayacaksınız. Büyük bir insan çalışması, buna proje demiyorum. Büyük bir insan çalışmasını düşünmek, bunu yapabilmek, bunu yaptırabilmek ve bunu sürdürebilmek sanıyorum Türkiye İş Bankası'na yakışır. Türkiye İş Bankası'na yakışır. Moda olarak değil, gösteriş olarak katiyen değil ama 100. yılınızda Cumhuriyet'in 100. yılını algılayan, bilen, onun bankası ve onun bankasından daha fazla bir şey olan Türkiye İş Bankası'na yakışır diye düşünüyorum. İzin verirseniz bu öneriyle konuşmayı bitireyim. Teşekkür ederim. Profesör Doktor Sayın Bilsay Kuruç, konferansımıza katılımınızla bizleri onurlandırdınız efendim. Sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Değerli görüşlerinizle sizleri aydınlattınız. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Sağolunuz efendim. Çok çok teşekkürler. Sağolunuz.